اللهم سخر لي جنود الارض وملائكه السماء وكل من وليته امري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الاخره ويسر لي كل امر عسير وقل لما اريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا رب أيام الجميلة واخبار مفرحة وراحة بال وتوفيق من عندك إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin! Bu arefe gününde ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik. Allah'ım, günahkar bir dille sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Günahlarımızı, kusurlarımızı af edecek olan ancak ve ancak sensin. Bütün günahlarımızı, kusurlarımızı af eyle. Bizi bağışla, bize merhamet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arefe gününde şu duayı çok okurdu. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehul mulku ve lehul hamdu biyedil hayr <laughs> ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk onundur ve hamd de ona mahsustur. Bütün hayırlar onun elindedir ve o her şeye kadirdir. Ya Rabbel alemin bu dua ile sana niyaz ediyoruz. Duamızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Arefe gününde, şu anda Gazze'de ve bütün dünyada zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle. Onlara zaferler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kasteden bütün düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin bu arefe günü hürmetine günahlarımıza mağfiret et bizi bağışla Allah'ım bütün güzel huy ve ahlakları bize ver bizi Kur'an ahlakıyla süsle peygamber ahlakıyla süsle alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle onun hayatını kendimize örnek almayı sünnetine ittiba etmeyi bize kolay eyle Allah'ım ya rabbel alemin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz bize ihsan eyle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan kötülüklerden sığındıysa biz de sana sığınıyoruz bizi muhafaza eyle Allah'ım ya rabbel alemin arefe gününde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Teşrik tekbirleriyle sana niyaz ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, bütün ibadetlerimizi hakkıyla yapan kullarından eyle bizleri. Bütün ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde, tam takvalı bir şekilde yapan kullarından eyle bizleri. Allah'ım. Bizi görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, yerden ve gökten gelebilecek her türlü musibetten, afetten sana sığınıyoruz. Bizi Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize kolaylıkla hayırlı güzel rızıklar ihsan eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen ve hastaları olanlara şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bize amansız dert verme. Bizi sıkıntılarla, günahlarla, kıtlıklarla, zorluklarla imtihan etme ya Rabbe'l alemin. Daima senden affını, mağfiretini istiyoruz. Affını ve mağfiretini bizden esirgeme ya Rabbe'l alemin. Her şeyi yoktan var eden, her şeye hükmeden, hakim olan ancak ve ancak sensin Allah'ın verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri, bizleri isyana düşmekten, nankörlük yapmaktan muhafaza ile, Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu kalbimize koy. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duranlardan eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşamayı bize kolay eyle. Ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lene hayral bab. Ey kapılar açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inne ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım sana güzel bir kulluk yapmakla, güzel bir ibadet yapmak hususunda bana yardım eyle. Ya Rabbel Alemin. Bu dünyada bize hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür ihsan eyle. Senin rızan doğrultusunda güzel bir şekilde yaşayan kullarından eyle bizleri. Ahirette de tam bir iman ile göç eden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin! Bizi dünyanın ve ahiretin her türlü meşakkatlerinden, sıkıntılarından beri eyle. Allah'ım! Nefsimizin ve şeytanın vesveselerine uymaktan bizi muhafaza ile her daim sevdiğin ve razı olduğun şekilde hareket eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım senin emirlerine tam teslim olan haram ve helallere çok dikkat eden, hassas davranan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, basiretimizi arttır, göğsümüzü rahatlat, sıkıntılarımızı gider, dert ve kederlerimiz gider Allah'ım. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dualarını, isteklerini kendilerine ihsan eyle. Bizim dualarımızı, ibadetlerimizi de dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena la tuzi kulubena ba'de ithedeytena ve heblena milledünke rahme. İnneke entel vehhab. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين